Osmanlı şehzadeleri. Doğdukları andan itibaren Osmanlı tahtı için yetiştirilen, eğitilen ve bu amaç doğrultusunda hayatlarını feda eden padişahın erkek çocukları. Sağ olarak dünyaya gelen her şehzade Osmanlı tahtının varisi sayılırdı. Ancak tarihimizde bir şehzade var ki o hepsinden farklıydı. Onun babası bir Osmanlı padişahı, dedesi ise Bizans imparatoruydu. İşte hem Bizans'ın hem de Osmanlı'nın varisi olan Şehzade Halil'in hikayesi. Takvimler 1341 yılını gösterirken Bizans İmparatorluğu karışık bir dönemden geçmekteydi. Bizans sınırları içerisinde imparator olduğunu iddia eden iki kişi vardı. Bunlardan biri hayatını kaybeden imparatorun oğlu 5. Ioannis, diğeri ise yıllardır devlet idaresini elinde bulunduran Kantakuzenos'tu. İmparatorluk hanedanı olan Palaiologos ailesinden gelen bu iki isim, Bizans tahtı için birbirine girmişlerdi. Ayrıca ülkenin bu karışık durumundan faydalanmak isteyen Bulgarlar ve Sırplar, Stefan Dušan önderliğinde Bizans topraklarını kuzeyden istilaya başladı. Bütün bu gelişmeler sonucunda Dimetoka'da bulunan İmparator Kantakuzenos, Osmanlı Devleti'nin padişahı Orhan Gazi'ye bir mektup yazarak kendisinden askeri yardım istedi. Boğaz'ın karşı kıyısına çıkmak için fırsat kollayan Orhan Gazi ise, İmparatorun kızı Theodora'yı kendisine eş olarak vermesi karşılığında bu teklifi kabul etti. Böylelikle Orhan Gazi Theodora ile evlendi ve resmen Doğu Roma İmparatorluğu'na damat oldu. Gerçekleşen bu evlilikten sonra Orhan Gazi vaat ettiği askeri desteği İmparator Kantakuzenos'a sağlamış, bölgeye oğlu Süleyman Paşa komutasında çok defa Türk akıncılarını göndermiş, Kantakuzenos bu sayede Sırpların ve Bulgarların ilerleyişini durdurmakla kalmayıp, Konstantinopolis'e giderek diğer imparator 5. Ioannis'e de boyun eğdirmişti. İktidarı ele geçirmesine karşın Kantakuzenos merhametli davranarak 5. Ioannis'i kendisine denk 2. imparator ilan etti. Ancak hiçbir işe karışmaması için Bozcaada'ya gönderdi. Tahtını sağlamlaştıran Kantakuzenos, Sırplara ve Bulgarlara karşı yaptığı savaşta pek çok kez damadı Orhan Gazi'den destek istemiş ve Türklerle Bizanslılar bu çarpışmalarda omuz omuza savaşmışlardır. Hatta bu iyi ilişkiler neticesinde Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çimpe Kalesi'ni üs olarak kullanmaları için geçici olarak Osmanlılara vermişti. Bu sırada Orhan Gazi ve Theodora evliliğinden Şehzade Halil dünyaya geldi. Dedesi Bizans İmparatoru, babası ise Osmanlı padişahı olan bu çocuk, iki tarafında kanını taşıyan hem Osmanlı tahtında hem de Doğu Roma İmparatorluğu üzerinde hak iddia edebilecek ilginç bir güce sahipti. Yalnız İmparator Kantakuzenos için durumlar pek iyiye gitmiyordu. İmparator Venediklilere karşı giriştiği deniz savaşını kaybetmiş, bunun yanında bir de Avrupa'dan gelen veba hastalığı Konstantinopol nüfusunun yarısından fazlasının ölümüne yol açmıştı. Üstüne üstlük Osmanlılara geçici olarak verilen Çimpe Kalesi'nden Türkler bir türlü çıkmamış ve hatta Gelibolu Yarımadası'nın tümünü yavaş yavaş göçlerle ele geçirmişlerdi. Bizans halkının ve askerinin desteğini kaybeden İmparator Kantakuzenos'a son darbe 2. İmparator 5. Ioannis'ten geldi. Ioannis Konstantinopol'e gelerek Kantakuzenos'u tahttan çekilmeye mecbur bıraktı. Kantakuzenos ise tacını bırakarak İstanbul'u terk etti, kendini Hristiyanlığa adayarak manastıra kapandı. Kayınpederinin tahttan indirildiğini öğrenen Orhan Gazi için kötü haberler peş peşe gelmeye devam edecekti. Önce eşi Theodora'dan olan en küçük oğlu Şehzade Halil'in 11 yaşındayken İzmit kıyılarına baskın yapan korsanlar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Sonra ise en büyük oğlu ve başından beri Rumeli'deki fetihlerin komutanı olan Şehzade Süleyman Paşa'nın bir av sırasında atından düşerek vefat ettiği haberi geldi. Tahtın en büyük adayı olarak görülen Süleyman Paşa'nın hayatını kaybetmesi Orhan Gazi'yi derinden etkilemişti. Bu sebeple her ne olursa olsun Şehzade Halil'i canlı olarak kurtarmak istiyordu.
Şehzade Halil'i kaçıranlar onu Hristiyan korsanların toplanma yeri olan eski Foça limanına götürmüşlerdi. Burası, önceleri bir Bizans valisi olan Leo Kalatetos'un yönetiminde ufak ama korunaklı bir bölgeydi. Orhan Gazi bunu duyar duymaz, oğlunu kurtarmak için eşi Theodora Hatun'la beraber Bizans İmparatoru 5. Ioannis'ten yardım istedi. Ioannis ise Osmanlıların düştüğü bu güç durumdan elinden geldiğince faydalanma peşindeydi. Böylece Orhan Gazi oğlunu kurtarmaları karşılığında Bizans'la şöyle bir anlaşma imzaladı. Trakya'daki Osmanlı saldırıları duracak, Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti'ne olan bütün borçları silinecek, Osmanlılar bir daha Kantakuzenos veya oğullarına yardım etmeyecek, Bizans İmparatoru olarak sadece 5. Ioannis tanınacak ve desteklenecek. İmzalanan bu anlaşma sonrasında 5. Ioannis biraz da ağırdan alarak gemileriyle Foça'ya doğru yola çıktı. Lakin Orhan Gazi bu süreçte dayanamayıp Saruhanoğulları Beyi İlyas Bey ile beraber Foça Kalesi'ni kuşatınca görüşmeler iptal oldu ve İmparator Ioannis Foça Limanı'na varmadan geri döndü. Bu süreçte Rumeli topraklarındaki ordunun başına Şehzade Murat atanmıştı. Ancak Şehzade Halil kurtarılıncaya dek Trakya'daki fetihler duracak ve Osmanlılar Rumeli'de bir arpa boyu yol kat edemeyeceklerdi. Şehzade Halil'i elinde tutan Foça Kalesi'nin hakimi Kalotetos ise büyük bir meblağ koparma peşinde olduğundan kolay razı olmuyordu. Görüşmelerle geçen 2 yılın sonunda Kalotetos, İmparator Ioannis'in yoğun ısrarları sonucu 30 bin altın karşılığında Şehzade Halil'i Bizans'a teslim etti. Elbette bu para da Orhan Gazi'den alındı. Konstantinopolis'e getirilen Şehzade Halil bir müddet Bizans sarayında ağırlandı. İmparator Ioannis, Bizans kanı taşıyan bu Osmanlı şehzadesini sevmiş olacak ki, küçük kızı İren'le Şehzade Halil'i evlendirmeye karar verdi. Böylelikle Şehzade Halil aynı babası Orhan Gazi gibi Bizans İmparatorluğu'na damat oldu. Ayrıca iki taraf arasında daha önceden imzalanan anlaşmaya, Şehzade Halil'in Orhan Gazi'den sonraki Osmanlı padişahı olacağına dair yeni bir madde daha eklendi. Bu şartlar altında Şehzade Halil 1559 yılında babası Orhan Gazi'ye teslim edildi. Fakat Rumeli orduları komutanı olan Şehzade Murat, Bizans'la imzalanan anlaşmayı tanımadı ve kardeşi sağ olarak Osmanlı topraklarına girdiği anda Trakya'daki fetihlere devam etti. Bu esnada 78 yaşında olan Orhan Gazi ise duruma pek müdahil olmadı. Şehzade Halil ise tekrardan ailesiyle bir araya gelerek keyifli birkaç yıl geçirdi. Aradan geçen 3 yılın ardından 81 yaşına gelmiş olan Orhan Gazi Bursa'da hayatını kaybetti. Yerine ise Rumeli'de başarılı fetihler gerçekleştiren 1. Murat geçti. Bu durum Bizans İmparatorluğu'nun pek hoşuna gitmemişti. İmparator 5. Ioannis birkaç yıl önce imzalanan anlaşmayı hatırlatarak Bizans kanı taşıyan Şehzade Halil'in tahta çıkması gerektiğini söyledi. Karaman Beyliği ve Eretna Beyliği de Şehzade Halil'in padişahlığını destekleyince, 3 yıl önce kurtarılması için onca çaba harcanan Şehzade Halil, 16 yaşındayken abisi 1. Murat tarafından Eskişehir'de boğdurularak hayatını kaybetti. Böylece hem Doğu Roma'nın hem de Osmanlı'nın birleştiği bu soy ağacı büyümeden kurumuş oldu.